Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle arılığa geçiyoruz abicim. Kışın kek verdiğimiz için kekten besleniyor. Temmuz Ağustos'tan sonra bir tane daha bal olmuyor bizde. İyi giyim olmadı çünkü hep yağıştı. İsmim Yüksel Gün. Benim arılığım Türkmen Dağı'nda. 20 senedir yapıyorum. Arıcılık çok bereketli. Ne parası biter, ne arı biter. Ya benim mesleğim hem arıcılık hem kaynakçılık. 35 milyar temiz kalır. Üçüncüye bal gelir. Yaklaşık 3 keçiden günlük 6 kilo süt alıyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Seyit Gazi Gemiş köyündeyiz. Gemiş köyünde bir arıcı abimizin arılığındayız. Yüksel Gün abimizin. Onun arılarını göstereceğiz size, arılarını ve kendisini tanıtacağız. Size arılarla ilgili bilgiler verecek. İşte bu işten yani nasıl para kazandığını, ne kadar para kazandığını size bundan bahsedecek. Ben de arı maskemi giydim. Şimdi arıların içine geçeceğiz. İnşallah sokulmadan bir çekim yaparız. Yani hep hayvanları çekiyorduk. Sürüleri, koyun, keçidir. Yani biz üreten insanları çekiyoruz. Yani Yüksel abimiz de bir üretici. Yani kendisi çok güzel bir iş yapıyor. Yani arı ürünleri hepsini yapıyor. Yani sadece bal değil, polen, propolis. Yani arı sütü işini yapmıyor ama damızlık arı, bunun gibi. Şimdi arılığa geçiyoruz. Bir arılarla mücadelemizi çekeceğiz. İnşallah sokulmayız. Maskemi geçireyim ben. Şöyle. Şey bu. Şimdi arılığa geçiyoruz abicim. Arkadaşlar ben Eskişehir, Seyit Gazi Kesenler köyündenim. Kırka'da ikamet ediyorum. Şu anda benim arılığım Türkmen Dağı'nda. İsmim Yüksel Gün. Bu arıcılığı hemen hemen 20 senedir yapıyorum. Ondan önce de benim babam gelin de arıları vardı. Orada da çekirdekten yani arıcıyım diyebilirim. Babamın da vardı arıları. Fakat o zaman ben tabii çocuktum, bilmiyorum. Ama 20 senedir ben bunları yapıyorum. Yeni yapacak arkadaşlara tavsiyem arıcılığı öğrensinler. Hızlı değil, bir taneyle başlasınlar. Arıyı öğrensinler, ondan sonra arıcılığa başlasınlar. Arıcılık işte geçim yapıyor mu? En çok milletin sorusu bu. Arıdan mevsimsel bu. Bazı sene yiyeceğini de alamazsın. Bazı sene işte balı az alırsın. Ama mutlaka arıcılığı yapın. Çünkü arıcılık çok bereketli. Ne parası biter, ne arı biter. Bu iş aynı böyle hobi gibi yaparsanız, inanın severek yaparsanız para kazanırsınız. Ben ilk zamanları yani en fazla 200-300 kilo bal alıyordum. Şimdi şu anda 500 kiloya kadar çıktım. Kaç arı var? Şu anda benim 30 arım var. 30 arıdan hemen hemen 500 kilo, ama bu arıyı ayçiçeğine götür, bir ton alırsın. Ege'ye götür mesela, Çam'a götür, Çam'da bir ton, iki ton bal alırsın. Ama bizim buralar sadece çiçek balı olduğu için bal az olur. Ama temiz bal olur. Şimdi 20 senedir yapıyorum dedin.
Yani bir de iki tane çocuk okuttun. Yani bunlar üniversite okudular. Evet, evet. Yani ben... Sen bu işle okuttun değil mi? Ya benim mesleğim hem arıcılık hem kaynakçılık. Kaynak işleri de yaptım. Bu arıcılık işini de yaptım ama arı bereketli. Arı da mesela bugün 500 kilo bal nereden baksan 50 milyar. Bunun 15'ini masraf açık 35 milyar temiz kalır. O zaman kaynakçılıktan yani, çok kazandım. Eve bir gel severek yaptığım için şu anda yıllık evime benim 30-35 milyar, 40 milyar yeri geliyor katkı yapıyor. Sadece bal mı? Başka arı ürünleri neler var? Bal var, polen var, kirapolu var. Biz bunlara bakıyoruz. Geri kalanlar pek arı sütü falan biz yarıştıramıyoruz. Sadece en çok arıyla polen yapıyoruz biz. Kirapolu yapıyoruz. Kışın eşe dosta kirapolu da veriyoruz. Kirapolu dedin, propolis değil mi? Evet, propolis. Hı hı. Polen ne zaman alınıyor? Polen artık başlar. Polen şu anda çiçekler var. Meyve çiçeklerinden ta son güze kadar alınır. Çiçek çünkü dağda bitmez. Her türlü çiçekten polen alınır. Polen aslında arıda bire arı sütü gelir. İkinciye polen gelir. Üçüncüye bal gelir. Yani en aslında değerli arı sütüdür. İkinciye polendir, üçüncüye baldır. Daha çok petekli bal mı çıkıyor, süzme mi? Bizde en çok süzme çıkar. Çünkü dedim ya, bizim buralarda akma olmaz. Bizim buralarımızda ayçiçeği olmaz. Bizim buralarımızda sırf dağdaki gır çiçeklerinden aldığı için bal az olur ama kaliteli bal olur. Müşteri durumun nasıl? Kimlere satıyorsun? Nerelere veriyorsun? Ya müşteri ben Bandırma'ya veriyorum en çok. Ankara'ya veriyorum. Eskişehir'e veriyorum. Müşterim dışarıda çok. Yani sabit zaten değil mi? Yani belli her yıl alıyor. Her yıl gidiyor. İsteyen çok. Ya bizim çünkü balımız az olduğu için müşterimiz hemen balı kapıyor yani. Ama şu da var. Yani bazı insanlar da bal geçim kaynağı diye kalkıyor 150-200 milyon bal parası istiyor. Bu da yanlış. Yani vatandaşın alacağı şekilde biz mesela bu sene ben 80-90'dan verdim. Ha bu sene de olsun da 100-110 olur yani. 120 olur. Ama bunun üstündekiler birazcık da abartılı yani. Gidiyor adam yok efendim kestane balıymış. Ya komple kestaneyi sapından kökünden gitsen ne olacak? Önemli olan gır balı. Bir arı bir çay kaşığını 49 günde getiriyor. Ama adam gidiyor akma bala gidiyor ya da ayçiçeğine gidiyor. Bir haftada 15 günde balı çaktırıyor. O bal değil. Esas bal bizim buradaki gır balımız. Bir de bu sene keçi işine başladın sen bir yıldır. Evet, keçi evde kendi yiyeceğim için, hobi için evde kendi ihtiyacımı karşılayacak kadar 3 tane keçim var. Körüğü neyle yakıyorsun abi? Körüğü söğüt çürüğüyle. Söğüt çürüğü. Evet. Arkadaşlar bugün 23 Nisan. İlk defa bugün arılara kıştan çıkıp bakım yapacağız. Çünkü yapmak istediğimiz arılara ilk defa kıştan çıktığı için hafif bir şuruplama yapacağız. Ondan sonra arıları düzenlemesini yapacağız. Bir hafta sonra da burada temiz kovanlarımız hazır. Arıları bu tertemiz kovanlara aktaracağız. Ondan sonra altının kışlık bakımı bitecek. Ondan sonra arı sezona hazır olmuş olacak. Bizim yöremizde arıları normalde Temmuz, Ağustos, Eylül bu araya hazırlaman lazım. Bal sezonu o zamandır. Biz de Temmuz, Ağustos, Eylül'e arısını hazırlamayan bal alamaz.
Şimdi şuruplama dedin. Şuruplama, yani bazı insanlar bunu yanlış anlıyorlar. Yani şuruplamayı yani arı onu yani bala koyuyor zannediyor. Aslında şurubu ne yapıyor? Arı hayır. Şimdi şuruplamada arıya çok cıvık halde, gördüğünüz gibi cıvık halde birebir bir tas şekere bir tas su koyarsın. Bunu arı su gibi olduğu için direkt yavruya yedire. Bunu bala koyamaz. Bala koydukları ayrıten bazı yerlerde yasak olan maddeler satıyorlar. Arı şurubu gibi. Onu arı yemiyor. Arı onu bala koyuyor. Hı hı. Onu klikoz diyoruz biz ona. Klikoz diye alıyorlar bunu. Bunu kalkıyorlar arılara bal sezonu veriyorlar. O yanlış. Arı da yemiyor onu. İnsanlara yediriyorlar. Ama bizde bu şuruplama mecburidir. Bunu arı direktman üremek için, yazın geldiğini bilmek için arıya bunu bir iki defa arıların durumuna göre vermek zorundasın. Vermezsen arı çoğalamaz değil mi? Çoğalamaz, sezona hazırlanamaz. Dedim ya, Haziran'da bizim burada bal yer arın ikinci katları, üçüncü katları doldurmadıysa o sezonu boş geçirirsin. Arı şu gördüğünüz birinci kat. Bu birinci kat arının kendisi. Yiyeceği de arının. Her şeyse arının. Ama ikinci katları, üçüncü katlardan bala alırsın. Bu zaten yani birinci kat dediğimiz şu andaki tek katlı kovan. Evet, arının. Buna yavruluk deniyor değil mi? Yavruluk. Buna yavruluk, üreme, arının kendisi. Arı bunda kışın sayısı 2500-5000 arasına düşer. Ama yazın ikinci katları, üçüncü katları vurduğun zaman 70 bin lira çıkar. Yani zaten ikinci kat, üçüncü katlar ballı koyuyor değil mi? Evet, evet. Yani oraya bal koyuyor. Evet, gördüğünüz gibi şimdi tek kat arılar. Biz bunların bal sezonu, bal varsa balı alırsın. İkinci katlardan ondan sonra arıyı indirirsin buraya. Arı böyle kışlar. Yani bu arının kışlık şeyi. Bu arı, bu aşağıdan bal alınmaz. Bu aşağıdan arının yiyeceği bir tane yoktur yani. Şu anda bakacağız. Arının yiyeceği bir tane yoktur. Şu anda şuruplamayla, hafif takviyle ya da şeyle kek veririz, arı keklere. Zaten içlerinde laylonları vardır şimdi. Bitirmişlerdir tahminimce. Arı keki verirsin. Öyle geçittiriyorsun arıyı. Yoksa arı kışın ölür yani. Nasıl insan kışlık erzak koyuyorsa buna da kışlık erzak vermediğinde de ölür. Yani şuruf vermek zorundasın. Vermek zorundasın. Yani bunu netleştirdik. Bu da Nisan ayında verilir. Nisan'da çünkü bal sezonu yoktur. Bal kesinlikle Nisan'da hiç bizim yöremizde gelmez. Yani şey, İç Anadolu, Eskişehir'de. Eskişehir, İç Anadolu'da kesinlikle hiçbir yerde, hatta Mayıs'ta dahi bal gelmez. Evet. Bal gelmez. Balın gelmediği sezon şurup verilir. Bunu da yavruyu üretmek için verilir. Yani zaten arı bala başladığı zaman yani şurup dahil hiçbir ilaçlama, hiçbir şey yapmıyorsun değil mi? İlaçlama yapılır. İlaçlama nasıl yapılır? Organik ilaçlama yapılır. İlacı yapmadığın zaman da zaten arı yani arı biter. Ölüyor, arıyı öldürür yani. Bit sardığı zaman arıyı bitirir. İlaçlama yapmak zorundasın. Yapmak zorundasın. Şimdi başlayacağız. Arıların şu anda düzenleme yapacağız bugün. Hafif bir şuruplama yapacağız. Ondan sonra da Bidandağ'a geldiğimizde de temiz kovanlara aktaracağız arılara. Tamam. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bizim arılarımız biraz saldırgandır. Bunlar normalde cinsi değişik bunlar. Bunlar Kafkas melezi. Bunlar illa insana çok saldırır. Ama balcıdır bunlar. Evet, gördüğünüz gibi arılar şu anda, bak şu gördüğünüz kek. Kekleri daha işte böyle yiyorlar. Bu kek neden yapılıyor? Bu kek de bal polenden yapılır. Balla poleni kararsın. Pudra şekeri. Pudra şekeri biraz da içine atarsın. Bu öyle yapılır. Evet. Evet, gördüğünüz gibi kıştan çıkan arıların balı yok. Görüyorsunuz, yiyeceği dahi yok. Petekler boş. Evet, boş petekler. Bakın şurada azıcık bir bal olur bazılarında. Görüyorsunuz, bir arı hemen soktu. Bakın. Bu
Kıştan bunun bayağı kalmış balı. Evet, arı balı var bunun. Ama bunları yani bir ay içinde bitirirler. Yavruya yediriyorlar değil mi? Bozup, tabii, bozup bakın, yavruya yediriyorlar. Bakın. Arının altında arkadaşlar gördüğünüz gibi bu balı koymazsanız arı kışı çıkaramaz. Bazıları diyor ki efendim işte ben kışın benim arım ölüyor. Arının ölmesinin sebebi 23 Nisan'da bakın arının altında daha biz balını alttan almamışız. Eğer biz bu balı alaydık şimdi bu olmazdı. Değil mi? Bu balı olmazdı. Bu balı olmazdı. Biz alt tarafı ellemiyoruz ki arılar yesin diye. Biz ikinci katları yiyoruz yani. Ama bazıları bunları alıyor. Aldığı için arıları zayıflatıyorlar. Arıları öldürüyorlar. Zaten alt kattaki peteklerde şeyde kalıyor. İlaç kalıntısı da kalıyor değil mi? Evet. Bunlarda şimdi şurup kalıntısı olur aşağıdakilerde. İlaç kalıntısı olur. Bakın şu anda arı şurup vermediğimiz için zayıf. Yani arılarda işte görüyorsunuz acıcık yavru var. Bakın acıcık yavru var. O şöyle kahverengi. He şunlar yavru, gibi. Şunlar bal. Evet. Bak görüyor musunuz? Şuruplanmadığı zaman arı üremeye gitmiyor yani. Şuruplamanın tek mantığı arıyı çoğaltmak. Evet, arıyı hızlandırmak, arıyı uyandırmak, yaz geldi diye. Bir de yani bu kovanda mesela şey var, bal var. Yani evet. Bazı kovanlarda da hiç olmuyor değil mi? Bitiriyor. Tabi bazı kovanlarda bal olmaz. Şimdi onları da görürüz. He göreceğiz. Bakın. Arı şu anda Nisan olduğu için zayıf. Şimdi arıyı düzenleme yapacağız. Arı görüyorsunuz. Petekler boş olduğu için şey yapmıyor arılar. Yavru ürememiş. Gördüğünüz gibi bak kekleri yemişler. Kışın biz bittikçe bir tane parça koyuyoruz. Üstlerini de açamadığımız için böyle koyuyoruz kekleri. Arı bu keklerle kışı çıkarıyor. Şimdi ikinci arıya bakıyoruz. Yani kış keselden beri evet, bak. Yani ilk defa açıyoruz bu kovanları. Bakın dışarıdan balları bitire bitire arı. Bunda ne bal var ne arı var. Bakın bitire bitire gidiyor. En sonunda görüyorsunuz hafif bir bal kalmış. Bal bitmiş hemen hemen. Bu arada mesela bal yiyeceği kalmamış bakın. Bunda çok az bal var. Bunda bal kalmamış. Bak bu arı aç. Şuruplamazsan bu arı ölür. Bu arı şuruplamazsan bundan sonra bu yavru 60 yavruyu bu yavruyu besleyemez arı ölür. Görüyorsunuz. Bak şuralarda acık acık 60 yavruyu. Ama şey bal yok bu arada. Şimdi bakın bu boş petekleri bu yandan alacağız. Arı buradan üremeye başlayıp gidecek. Gördüğünüz gibi şimdi buradan arı üremeye başlayacak. Öyle gidecek yani. Şöyle boş petekleri alıyorsun. Evet, boş petekleri alıyoruz. Bak şimdi arıları buraya koyuyoruz. Senin sol taraftan doldurmaya başlıyorsun değil mi? Doldurmaya başlıyoruz. Arıları düzenleme yapıyoruz. Bir tane hadi arılara yapalım. Şey boş petek atıyorum. Gördüğünüz gibi bu arının bütün petekler boş. Hiç yiyeceği yok. Abi şundan harici bir bal yok. Bu arıya şurup vermezsen bu ölür. Arıdan yani ne bal alabilirsin? Evet. Bu arı çoğalmaz, üremez. Bu arı şu anda çok zayıf. Bu arıya eğer bakım yapmazsak, şuruplama yapmazsak bu arı bir ay içinde biter. Kendiliğinden biter. Çünkü şu anda doğada yani bal yani yok, getirebileceği yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok şu anda yok. Yani şu anda arı çıkamıyor bile dışarı. Burada Mayıs ayından önce
arılar yiyecek getiremez. Evet. Şu anda sadece polen getiriyorlar değil mi? Açan meyve ağaçlarından. Evet, sadece polen geliyor. Polenden de arı yavruya yediriyor onu da. Ama bal olmadan arı yine yaşayamaz. Şimdi bunda yok. Bak, diye şunda bal vardı. Ama bunda yok. Neden bu işte? Bazı arılarda kışın kek verdiğimiz için kekten besleniyor. Şimdi keki, bunu açıyoruz. Keki tedbir için koyuyoruz değil mi? Evet, tedbiri arı ölmesin diye. Hı-hı. Yani yiyeceği biterse veya azsa. Bakın bu arı da tam değişik, güçlü bak. Kışı güçlü çıkarmış bu. Bu arılar kaçıncı kata kadar çıkıyor? Yani senin arıların? Benim arılarım dördüncü kata kadar çıkan oluyor. Bir kovandan kaç kilo bal alıyorsun? Ya o belli olmuyor. Bizim yöremizde pek bal olmuyor. Çünkü bizim buralar sıcak bir memleket olmadığı için bizim burada sezon az. Dedim ya, bizim burada Temmuz-Ağustos bal ayı. Temmuz-Ağustos'tan sonra bir tane daha bal olmuyor bizde. Ama bazı bölgelerde, mesela Ege kıyılarında esas Eylül'de, Ekim'de oluyor. Ama bizim buralarda Temmuz-Ağustos. O da ne var buralarda? Neden alıyorlar balı? Ya bizde şey çok, yani İç Anadolu'da kuru iklim olduğu için yaban otu çok. Bizim buralarda Basra balı olmaz. Bizim buralarda akıntı balı olmaz. Bizim buralarda saf çiçek balı olur. Çiçek balı. O da kekik, geven. Kekik, geven. Ondan sonra kır yoncası, ısırgan otu, kır yoncası, diken. Diken. Her şeyden alır bu. Evet. Yani köklü bütün bitkilerden alır. Yani kısacası bizde çiçek balı var. Evet. Ayçiçeği de yok zaten yöremizde. Bizde yok. Ayçiçeği yok. Bizde dedim ya, akıntı bal yok bizde. Bizde bütün ballarımız saf çiçek balı. Yani senin arıların gidebileceği yerde ayçiçeği yok zaten. Bir de arkadaşlar, bu arıların bir tanesi 49 günde, bakın 49 günde bir çay kaşığı bal yapabiliyor. Bir arı. Bir arı 49 günde, bakın 49 günde bir çay kaşığı bilene bal yapamıyor yani. Arının ölüyor ondan sonra. Arının ömrü zaten 45 gün. Yani ömrü boyunca bir çay kaşığı bal yapamıyor. Balın değerini o kadar bilin yani. Değil mi? Gördüğünüz gibi bakın, hiç bunda da yiyeceği kalmamış. Arı üremiş. Gördüğünüz gibi bakın. Fakat çok hafif köşelerinde az bir bal kalmış artık. Yani 23 Nisan'da görüyorsunuz, bal bitmiş yani. Bazı arılarda dediğim gibi üreme fazla olmadığı için bal olur. Ama üreme olan arılarda pek bal yok. Bak, bu arı güzel üremiş. Hemen hemen bu arıya biz kıştan böyle 6-7 çıtayla çıkan arıdan biz full deriz yani. Olan bal bu kadar. Bu arı yani yavru besleyemez. Bunu ancak kendine yiyecek olarak görüyor. Arı yiyeceği kalmamış. Buna mecbur, bunlara şuruplama yapacaksın. Yapmazsan bu arı ölür yani.
Evet, gördüğünüz gibi. Yani yumurtalar da kendi yumurtalarımız. Kendi yumurtalarımız. Organik yani her şey. Arıcılıktan sonra kendi yumurtamızı da yeriştiriyoruz. Kendi balımızı yeriştiriyoruz. Şimdi bir de organik keçi sütü içiyoruz. Onları görelim. Üç tane keçi var değil mi? Üç tane keçim. Seneye burada da kurbanlıklarım var. Bunlar da oğlaklar. Bunlar da oğlaklar. Bunlar nasip olursa önümüzdeki sene kurbanlık olacak bunlar. İkisi de erkek değil mi bunlar? İkisi de erkek. İkizler. İkiz bunlar. Yaklaşık 3 keçiden günlük 6 kilo süt alıyorum. Ay maşallah çok iyi. 3 keçiden 6 kilo süt. Bizim evin peyniri, yoğurdu, sütü her şeyi karşılıyor. Hı. Fazla bir tane geliyor. Biz bunları sadece organik yemek için. Ne güzel. Senede işe girerken 2-3 tane kesiyoruz. Yani et ihtiyacını da karşılıyor. Et ihtiyacını karşılıyoruz. Kurbanlık ihtiyacını karşılıyoruz. O kadar. Yani 2'şer kilo süt veriyorlar ha? 2'şer kilo şu anda daha bunlar bu sene ilk defa olduğu için. Çepiş değil mi bunlar? Çepiş bunlar. Daha ilk defa bu sene orakladığı için az daha. Seneye çoğalır. İnşallah. Yeni başladım ben daha. Burada oylağım var bak daha. Damızlık seneye. O da yeni doğmuş ha? Bu da yeni doğdu. Bir tane de gebe var burada doğuracak da.